Bizim çaylaşıraya başlayınca zurnalar, diz vur kap koşum hey de hey, kükresin halay kolu, köengin pınarbaşı görünsün saray yolu. Bunlar bu yerin sesi, bu göğün inlemesi, mayası aşk ateştir, belki sarmaz herkesi. Bir vuruşu tokman yetişir coşmamıza, bir tel sesi çok bile köpürüp taşmamıza. Şu harputun başına yağan çiğ mi kar mıdır? Bize kaya başından el sallayan yar mıdır? Hey yardır o yar, omuzunda şalı da var, göğsünde ay yıldızlı bayrağı, şanı da var. Konsun Şam'danlara mum, olsun ergenler sıra, insin davula tokmak, başlasın çayda çıra. Thank you.
Devlet Halk Dansları Topluluğu Gençlik Grubu'na çok teşekkür ediyoruz. Gecemize renk kattılar. Hepiniz hoş geldiniz. Saygıdeğer hemşehrilerim ve hemşehrilerimiz gibi değerli dostlarımız, arkadaşlarımız, Malatyalılar, Arapgirliler, Adıyamanlılar, Diyarbakırlılar, hepiniz hoş geldiniz. Şerefler verdiniz. Hani Bünyamin Eroğlu olsaydı nasıl açardı? Kendisi benim babamın oğlu olur. Hoş geldiniz göğünümün gögerçini kakkoşlar. Bize kucak açanlar derd ortağı baboşlar. Damla damla geçirip harputu imbiğinden. Kakkoşluk sevdasını yudumlayan serhoşlar. Hoş geldiniz efendim. Efendim şimdi kısa bir açış konuşması yapmak üzere derneğimizin değerli başkanı Sayın Süleyman Kürklüoğlu'yu davet ediyorum. Tabii biz malumunuz her 23 akşamı derneğimizde faaliyet yapıyoruz. Bu faaliyetlerimiz bizim kültürel, bilimsel ve akademik boyutta oluyor. Bir saygıdeğer bir ülke beyefendi kardeşimiz bize de bu konuda bir saatlik, bir buçuk saatlik bir bilgi veriyor. Karşılıklı soru cevap şeklinde böyle bir zaman geçiriyoruz. Sağ olsun eksik olmasınlar. Şu anda sunuculuğunu da yapan saygıdeğer doçent Türker Eroğlu kardeşimiz ve aynı zamanda devlet korosu müdürlüğü yapan Hasan Öztürk kardeşimiz bizi de yalnız bırakmadılar. Tabii bu kardeşlerimiz bizim özellikle derneklerden cemiyet hayatına yetişen kardeşlerimizdir. Eksik olmasınlar, sağ olsunlar. Bu arada bizim saygıdeğer sivil toplum kuruluşlarımız değerli başkanlar da var. Şimdi biraz sonra zaten diğer sivil toplum kuruluşlarımızın başkanlarının bir kısmı gelecek. Tabii siyasi partilerimizin de Keçören'de olduğumuz için onların da siyasi parti kardeşlerimiz de buradalar. Efendim hoş geldiniz, sefa geldiniz. Diğer parti üyelerimiz de şimdi geleceklerdir. Biraz sonra da belediye başkanımızdan haber aldık. Tabii böyle bir referandum süreci olduğu için biraz sonra teşrif edeceklerdir. Onu da merhaba konuşmalarını duyacaksınız. Efendim malumunuz Anadolu kültürü birbirlerine çok yakın. Fakat onun derinliğinde olan kültürler de vardır. Bunların bir tanesi tabii Elazığ'dır. Bunu da belirtmek istiyoruz. Cemiyetçi bir toplumdur. Bir örnek vermek gerekirse İstanbul'daki bizim Elazığ Kültür Derneği 1942 yılında kurulmuştur. Ankara'daki Kültür Derneğimiz 1948 yılında. İzmir'deki 1949 yılında kurulmuştur. Yani bir cemiyetçi toplumdan bahsediyorum. O zaman hangi ne dernekler vardı? Türk Hava Kurumu vardı. Yeşilay vardı, Kızılay vardı. O zaman dernek statülerinde. Tabii şimdi devlet destekli kurumlarımız. Efendim aslında fazla lafı da uzatmaya gerek yok. Bizim o Türk halk müziği ile Türk sanat müziği arasındaki o boşluğu dolduran o Elazığ nameleriyle sizi baş başa bırakmak istiyorum. Ben ve yönetim kurulu arkadaşlarımla özellikle hepinize bu güzel atmosferi de görmek ayrı bir duygu, ayrı bir şeref. Hepinize selamlarımı, saygılarımı iletiyorum. Efendim Sayın Başkan'a çok teşekkür ediyoruz. Bu programın gerçekleşmesinde iki önemli kuruluş var. Tabii ki elbette derneğimiz bunun öncülüğünü yapıyor ve ev sahipliğini yapıyor. Ama Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'nün Devlet Türk Halk Müziği Ankara Korosu ve o koronun müdürü hemşehrimiz çok değerli Hasan Öztürk kardeşim. Çok sağ olsunlar. Daha önce diğer derneğimizde aynı şekilde bir Elazığ programı düzenlemişlerdi. Şimdi de Harput Kültür Derneğimizde bu programı düzenledik ve çok değerli katkılar sağladılar. Az evvel izlemiş olduğumuz
çayda çıra ve halay oynayan topluluğumuz ise yine Kültür Turizm Bakanlığımızın gençlerinden oluşan, devlet halk dansları topluluğun gençlerinden oluşan bir topluluk idi. Kendilerine başta Hasan Bey olmak üzere, tabii ki bakanlığımızın diğer yetkilileri olmak üzere ve genç kardeşlerimize de çok teşekkür ediyorum. Tekrar hoş geldiniz, şeref verdiniz. Efendim ben Kültür Bakanlığımızın Devlet Türk Halk Müziği topluluğunun değerli sazlarını sahnede yer almaları için davet edeceğim. Daha sonra da yine bir kısa konuşma yapmak üzere konuşmacımız olacak. Alkışlarınızla Ankara Devlet Türk Halk Müziği topluluğu saz sanatçılarını sahneye davet ediyorum. Ve programımızı teşrif eden Elazığ Vakfı Genel Başkanı saygıdeğer ağabeyimiz Mehmet Çağlar'ı bir konuşma yapmak üzere davet ediyorum. Buyursunlar efendim. Sayın konuklar ve değerli hemşerilerim, hepinize iyi akşamlar öncelikle diliyorum. Harput Kültür Derneği'nin Kültür Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü ile müştereken düzenlediği Harput Kürsübaşı Gecesi'ne hoş geldiniz. Kültür zenginliğimiz içinde önemli bir yeri olan müzikimizi çeşitli etkinliklerle tanıtmaya çalışıyoruz. Bunlardan birisi de Kürsübaşı konserleridir. Kürsübaşı UNESCO Dünya Miras listesinde yer almış önemli bir değerimizdir. Bu nedenle Kürsübaşı artık sadece bizim değil, İnsanlığın ortak mirası haline gelmiştir. Bu nedenle bu zenginliğin değerini daha iyi bilmemiz ve bizden sonraki nesillere taşıma zorunluluğunda olduğumuzu hissediyorum. Bu bağlamda bu değere sahip çıkan Harput Kültür Derneği'nin sayın yönetimine de bu vesileyle teşekkür etmek istiyorum. Yeri gelmişken bir şeyin de altını çizmek istiyorum. Yunus Emre'nin çok güzel bir sözü var. Diyor ki Yunus Emre, sevdiğimi söylemezsem sevgi derdi beni boğar. Bu bağlamda Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu'na ve onun başında çok saygın hemşerimiz Hasan Öztürk'e bu vesileyle sevdiğimizi ifade etmek fırsatını bulduğum için bu vesileyle bunu da dile getirmek istiyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bu koroda yer alan çok değerli müzisyenler var. Bunlar içerisinde çok değerli hemşehrilerimiz var. Bunların katkılarından dolayı da kendilerine ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Her fırsatta yakından izlediğimiz ve çok değerli hizmetlerine şahit olduğumuz Harput Kültür Derneği'nin başta Sayın Başkanı Süleyman Kürklüoğlu ve yönetiminde yer alan çok değerli dostlarımıza bu geceye, bu organizasyona katkılarından dolayı sonsuz teşekkürlerimi iletirken hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. İyi akşamlar diliyorum. Değerli dostlar, hala gelmekte olan hemşehrilerimiz var ama biz tabii ara vermeden devam ediyoruz. Çok değerli Ankara Türk Halk Müziği Korosu sanatçıları yerlerini aldılar. Efendim sizler de hoş geldiniz, şeref verdiniz. Arasında Elazığlı gençler de var. Diğerleri de Elazığlılaştırdıklarımızdan olsa gerek. Tekrar hoş geldiniz efendim. Ve şimdi yine bir Elazığlı geliyor mikrofona. Kendisi şu anda Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu Şef Yardımcısı. Alkışlarınızla Turgay Coşkun.
Turgay kardeşim yerini alıncaya kadar ben de bir iki kısa bir şey söylemek istiyorum. Şimdi başkanımız bahsetti. Biz her ayın 23'ünde toplanıyoruz dernekte. Keza aynı zamanda Maltepe'deki Elazığ Derneğimizde de aşağı yukarı her hafta etkinlikler oluyor. Bu cumartesi de bir etkinliğimiz var yine. Orada bir değerli hemşerimizin bir sunumu olacak. Onlara da o programa da sizleri davet ediyoruz. Bugünün bir farkı var. Biz genellikle erkek Elazığlılar olarak toplanıyoruz. Ayın 23'ünde muhabbet ediyoruz. Konferanslarımız oluyor. Eğlencelerimiz oluyor ama maalesef hanımlar olmuyor idi. Bu defa dedik ki hanımlarımız da bulunsunlar. Bu coşkuyu onlar da yaşasınlar diye 23'üne denk getirerek böylece bir değişiklik yapmış olduk. Tabii her zaman derneğimizin kapısı hanımlarımıza açık. Onlar için belki başkanımız bahsetmedi ama özel günler tertipleyebilirler kendi aralarında. Hatta kına geceleri dahi yapılabilir. Onu da haber vermiş olayım. Bu bizim için gurur kaynağıdır. Orası herkese açıktır. Sadece Elazığlılara da değil, bütün Keçiören'le hemşerilerimize, Elazığlısıyla, Malatyalısıyla, Diyarbakırlısıyla, bütün kardeşlerimize, Ankaralısıyla, bütün kardeşlerimize açıktır. Nitekim bizim öyle bir ayrı gayrımız yok. Ramazan günlerinde orada iftar ederiz. Hemen hemen her kesimden insanlar olur. Herhangi bir siyasi ya da efendim herhangi bir ideolojik hiçbir şey olmaz. Her fikirden, her anlayıştan bizim bütün derneklerimiz öyledir. İnsanlar gelirler, kendilerine yer bulurlar. Dolayısıyla çok güzel bir ortam var. Hanım kardeşlerimizin de o ortamları kendi arkadaşlarıyla paylaşabileceğini ifade ediyorum ve Tuncay Hocam da gelirse bu arada ben bir evet, değerli misafirlerimiz arasında herhalde yeni teşrif ettiler. AK Parti İlçe Başkanımız Avukat Zafer Çoktan ve Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanımız Sayın Mustafa Saren geldiler. Hoş geldiniz efendim. Şeref verdiniz. Bir Elazığ'da görev yapmış olan bir polis memurunun kısa bir şiirini okumak istiyorum. Kendisi Elazığlı değil ama Elazığ'da görev yapmış. Adnan Yücesoy diye bir polis memuru. Elazığ'a gelenler ağlayarak gelirler, giderken de ağlayarak giderler diye bir inanış vardır. Bu doğrudur. Önce doğuda bir yere gidiyoruz, nereye gidiyoruz diye üzülürler. Ama ayrılırken de zor ayrılırlar ve gözyaşı dökerek ayrılırlar. Bakınız ne diyor polis memuru kardeşimiz? Koskoca 4 yılım geçti burada. Yaşatacağım seni hep hatıramda. Sıra sıra olan sokaklarında teker teker gezip durdum Elazığ. İlk geldiğim gün Gakko dediler. O zamandan beri kardeş ettiler. Meşhur orcuk ile bastuk verdiler. Lokmalarda seni tattım Elazığ. Keban Baraj Gölü sarmış etrafın, Harput'a dayanmış senin bir yanın, çayda çıra ile anılır adın, halay olmuş oynanıyor Elazığ. Kömürhan Köprüsü Harput'a bakar, Fırat'ın suyu kıvrılmış akar, yıktığı yuvalar ağıtlar yakar,
türkü olmuş söyleniyor Elazığ. Harput'a çıkınca eser yerlerin, sıra sıra yatmış hep erenlerin, canlarını veren bu şehitlerin, kucak açmış çağırıyor Elazığ. Veda ediyorum dostlar sizlere, dua edin siz de biz polislere, geldim gidiyorum başka illere, gözüm, gönlüm sende kaldı Elazığ diyor. Efendim, Sağlık Eski Bakanımız Sayın Halil Şıvgın ve AK Parti Ankara Milletvekili Cülide Sarı Eroğlu teşrif etmişler. Hoş geldiniz efendim, şeref verdiniz. Evet, şimdi huzurlarınıza yine bir gakkoş sanatçı davet edeceğim. Kendisi bizim çocukluğumuz ve gençlik yıllarımızda o musiki cemiyetinde icra-i sanat eylerken biz de Elazığ Folklor Turizm Derneği'nde idik. Dolayısıyla maziden atiye giden bir dostluğumuz var. Çok değerli bir sanatçı ve huzurlarınızda Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu sanatçısı Adnan Çilesiz. Takmış pamuk koluna, vay.
teksin, güzelleri içinde teksin, gönül hep aşkını çeksin. Biliyorum en sonunda beni sen öldüreceksin, kıyma bana güzelim. Biliyorum sevdiceğim, beni sen öldüreceksin, kıyma bana güzelim. Efendim, çok yoğun programına rağmen, yorucu programına rağmen, her zaman olduğu gibi bizi destekleyen, gerçekten her programımıza destek veren, katılan, bizzat gelerek şereflendiren ve bu imkanları, salon imkanlarını bize sağlayan çok değerli hemşehrimiz, Keçiören Belediye Başkanımız Mustafa Ak buradalar. Kendilerini sahneye arz ediyorum efendim, buyurun. Sayın Milletvekilim, Sayın Bakanım, değerli misafirler, değerli hanımefendiler, beyefendiler, Sayın İlçe Başkanım, ilçe başkanlarımız, hem AK Parti'nin hem de MHP'nin ilçe başkanları, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Muhabbetiniz bol olsun. Evet, Elazığ Harput Kültür Derneği her ayın 23'ünde buna benzer bir kültür faaliyetini gerçekleştiriyor. Yıllardır bunu çok düzenli bir şekilde de yapıyorlar. Onun için dernek başkanımız başta Süleyman Bey olmak üzere bütün yönetimine teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Biz hemşeri derneklerinin içerisinde kültür olup da hakkını veren ender derneklerden bir tanesi. Onun için Elazığlıları bu anlamda da tebrik ediyorum ve kutluyorum. Tabii yoğun bir çalışmanın içerisindeyiz. Bir referandum çalışması içerisindeyiz. Çok sık bir şekilde farklı farklı yerlerde olmaya çalışıyoruz. Herkese de yetişmeye gayret gösteriyoruz. Biraz geciktim, onun için kusura bakmayın, bir başka yerden geldiğim için. Biz hep Elazığlılarla güzel anılar yaşadık, güzel birliktelikler oldu, güzel projeler oldu. Yine inşallah bundan sonra da devam eder. Yine beraber birlikte oluruz. Bu ülkenin mayasında, bu ülkenin birlik beraberliğinde, bu ülkenin dirliğinde her zaman için Elazığ'ın ve Elazığlıların katkısı olmuştur. Biz onun içinde onların sağduyularına, onların bulundukları yerde ve tarihleri itibariyle de, Elazığ'a defalarca gittim, gördüm oradaki tarihi de, o tarihleri itibariyle de kadim bir şehir, köklü bir şehir ve hakikaten kültürümüze çok önemli katkılar sağlamış olan bir şehir. Bu sadece kültür deyince musiki anlamında da anlaşılmasın, diğer kültürler bakımından da birçok katkıları vermiş olan bir şehir. Ben tekrar bizleri buluşturduğu için başta dernek başkanımız Süleyman Bey olmak üzere bütün yönetime teşekkür ediyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Sağ olun, var olun. Efendim, şimdi yine Kültür Bakanlığımızın çok değerli sazları yerlerine aldılar. Yine değerli bir sanatçımız bu kadar erkeğin içerisinde bir çiçek olarak huzurlarınıza çağırıyoruz. Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu sanatçısı. Değerli kardeşimiz Mihriban Türkmen huzurlarınızda.
Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Alkışlayan elleriniz dert görmesin inşallah. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ben de Kahramanmaraş Afşinliyim. Aslında Elazığ'dan çok uzak değilim. Bizim ilçede Elazığ dendi mi? Tamam, onlar da bizimdir derler. O derece yakındır. Fahri Elazığlı sayılıyorum diye biliyorum ben ama kabul ederseniz inşallah. Çok sık da gelip gidiyorum. Çok teşekkür ediyorum. O kadar üstadın içinde sevgili şefim, müdürüm izin verirse ben de birkaç Elazığ türküsü söylemek istiyorum. Akşamlar, bağlar, gazeli.
Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Benden önce de Elazığ türküleri dinlediniz. Benden sonra da çok dinleyeceksiniz. Bir de ben hani kendi memleketimden okusam ayıp olmaz diye düşünüyorum değil mi? İşte gidiyorum Çeşmesi ahı. Oh,
Efendim çok teşekkür ediyorum. Ben son bir eserle size veda etmek istiyorum. Tekrar ayaklarınıza sağlık diyorum. Bir de Neşet Ertaş'tan bir bahçe duvarı yaparsak ustayı da almış oluruz. Uykumuz da gelmez sanki orada uykumuz geldi gibi. Esnedik gibi. Değil mi? Açılalım. Tabip getir
çıkmadı yar içerden, vay zalim yarım. Feleke yeşil yaprak.
Teşekkür ederim. Diyarbakır etrafında bağlar 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 bağlar. Diyarbakır etrafında bağlar 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 bağlar. Fitil işler yüreğimde, yarem var ama. Fitil işler evvel gelesen ama, isterim ki bir gün evvel gelesen ama. Öldüm bittim eridim kül oldum ama. O senin aşkın elinden bayıldım ama.
Yer bakır etrafım, hangi bağın babanızın gülüsün, gülüsün. Hangi bağın babanızın gülüsün, gülüsün. Aldın aklım beni ettin deli sen ama. Aldın aklım beni ettin deli sen ama. 40 yıl kalsa yine kendi malımsan, malımsan. 40 yıl kalsa yine benim malımsan, malımsan. İsterim ki bir gün evvel gelesen ama. İsterim ki bir gün evvel gelesen ama. Öldüm bittim deli dedim, kül oldum ama. O senin aşkın elinden bayıldım ama. Tepe'deki Elazığ Kültür Derneğimizin başkanı Haşim Çakır Bey beyefendi. Kendisi Antalya'da bulundukları için katılamadılar. Çok selamlarını ilettiler. Kendilerine teşekkür ediyoruz.
Yine Atatürkçü düşünce geçiren ilçe başkanı Fahrettin İmamoğlu beyefendi aramızdalar. Kırıkkale Sarıkaya Derneği başkanımız Osman Teke beyefendiler. Yozgat Federasyonu başkanımız Adnan Yılmaz Bey buradalar. Bu değerli sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin aramızda olması bizleri çok mutlu ediyor. Hoş geldiniz, şeref verdiniz efendim. Şimdi huzurlarınıza yine genç kardeşlerimizi, Devlet Halk Dansları Gençlik Topluluğu'nu davet etmek istiyorum. Thank you.
Ve şimdi gençlerimizi yetiştiren ve buraya getiren çok değerli yönetici ve eğitmen kardeşimizi buraya davet ediyorum. Efendim, saygıdeğer Çiğdem Karahan hanımefendiyi davet ediyorum ve plaketini vermek üzere Sayın Süleyman Kürklüoğlu başkanımızı davet ediyorum. Bu arada Kültür Bakanlığı, efendim çok teşekkür ediyoruz, sağ olun, ayağınıza sağlık. Kültür Bakanlığı Devlet Türk Halk Müziği Korosu saz sanatçılarımızı sahneye alıyoruz, sizi de uğurluyoruz efendim. Onlar yerlerini alırken değerli milletvekilimiz Sayın Tuncay Şekercioğlu'yu da sahneye davet ediyorum. O da bendenize bir plaket takdim edecekler. Efendim, konuşma yapmak niyetinde değildim ama Türker Bey olunca mecburen birkaç kelime söyleme ihtiyacı duydum. Hasan Öztürk Bey ve Türker Bey derneğimizin en büyük kültür faaliyetini organize eden kişilerinden. Yani büyük emekleri oluyor, büyük destekleri oluyor. Kendilerine huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Gelecekte de daha yüksek makamlarda görmeyi arzu ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Efendim, Sayın Vekilimize de çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Bu plaketi hak ettik mi bilmiyorum ama sürçülisan ettiysek affola. Efendim, şimdi gecemizin mimarlarından, önemli mimarlarından çok değerli kardeşimiz, Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu sanatçısı ve koronun müdürü, çok değerli Elazığ mirasçılarından, Elazığ kültürünün mirasçılarından ve bu mirası sürdürenlerden çok değerli bir sanatçı kardeşim Hasan Öztürk'ü alkışlarınızla davet ediyorum. Thank you.
Oğul bugün düşte gör, hayalda gör, kibarım düşte gör. Vala yar kadrini bilmeyenler bir kötüye düşte gör. Zalim ne der? Efendim çok çok teşekkür ediyorum. Değerli büyüklerim, değerli misafirler, Kültür Bakanlığı ile Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğümüzle bizim Keçiören Elazığ Derneğimizin ortaklaşa düzenlemiş olduğumuz bu geceye tekrar cümleten hoş geldiniz. Hepinizi Kültür Bakanlığı Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu olarak saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Tabii biz ev sahibiz. Bir iki tane de ben okuyayım. Arkadaşlarım gerçekten çok yoruldu. Turgay, bir kövenk yapalım. Hareketli bir iki türkü. Pardon, Hüseyin'lik. Hüseyin'i istiyorlar. Hüseyin'i okuyalım ondan sonra. Dudum
Saz arkadaşlarımıza büyük bir alkış. Çünkü bütün YouTube arkadaşlarımız çekti. Çok sağ olun, var olun. Ağzına ayaklarınıza sağlık, gönlünüze sağlık. İnşallah diğer etkinliklerde, kültür etkinliklerinde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Sevgiler, saygılar, selamlar efendim. Sağ olun. Bu arada Hasan abi çok özür dilerim. Müzisyen arkadaşlarımızda da Elazığlı olan var. Onları da bir anons etmek istiyorum ben. Hasan Demirkıran, kendisi Elazığlı hemşerimiz. Klarnette yine bizim çok önemli bir değerimiz Nuri Yılmaz. Böyle tanıtmışken hepsini tanıtayım. Tabii. Ahmet Yelden kavalda, Erzurumlu. Ahmet Mustafa Yelden, çok ustalar. Yine bağlamada Can Deniz Eroğlu, kendisi Yozgatlı. Sezgin Eroğlu, bas gitarda bizim sanatçımız, o da Sivaslı. Biz Arap Apo diyoruz namı diğer. Darbuka'da çok iyi olduğu için, yani bu çok eskilerden, yani çalmadığı solist yok öyle diyelim. Abdullah Utku Beyefendi. Niğdeli değil mi? Nevşehir, özür dilerim, Nevşehirli. Yine İsmail Tosun Balcı ritim sazda. Sivaslıymış. Yine bir Erzurumlu dadaşla Taner Cafer, Taner Kırmızı. Efendim çok teşekkür ediyorum. Ben mikrofonu hocam, fark etmez hangisi olursa. Şimdi sizleri de bırakmıyoruz. Değerli sazlarımızı da bırakmıyoruz. Kanal E ve Kanal Fırat'ın genel yayın yönetmeni Sayın Zeki Akbıyık'a çok teşekkür ediyoruz. Ve onları temsilen Ankara temsilcisi Sayın Emine Sırmalı'yı davet ediyorum. Emine Hanım'a plaketi takdim etmek üzere Dindar Ormanoğlu'yu davet ediyorum. Bu arada bu
organizasyonda emeği geçen Dindar Ormanoğlu, Hasan Pirinççi, Cengiz Polat, Fahri Demirci. Ayrıca bir halay ve çiftetelli yapmayı düşünüyoruz bu programın son kısmında. Dolayısıyla bu değerli kardeşlerimiz bir yerlerini alsınlar lütfen, buyursunlar. Ben öncelikle çok teşekkür ediyorum. Buyurun. Plaket ve Çiçek için. Genel yayın yönetmenimiz Zeki Akbıyık bu akşam burada olmayı çok arzu ediyordu ancak işlerinin yoğunluğundan dolayı maalesef gelemedi. Ama başkentte yaşayan GAK koçlara çok selam ve saygılarını gönderdi. Çok teşekkür ediyoruz. Kanal Fırat bizim etkinliklerimizde, Elazığ'la ilgili etkinliklerde her zaman destek oluyor ve aramızda oluyorlar. Bu programları çekip daha sonra yayınlıyorlar. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Yapalım. Varırsan güzelim Karput eline, hasret çekenlerden çok selam söyle. Takarsan kuşağı ince beline, şalvara yelege çok selam söyle. De ki Gakko, Gakko bu yaman ellerin kahri çekin mi? Kazancı bol olsa da haklar sevin mi? Ben Karputlu muyum yoksa değil mi? Gerçek Karputlu'ya, gerçek Elazığlı'ya çok selam söyle.